Selam herkese. Bugün üçüncü günümüz kayıtlarda. Arka dörtlünün bugün son kayıt günü ve Barış bugün şarkıyı söyleyecek. Zaten dün akşam da bir şeyler söyledim bu şarkı söyleme kayıt konusunda falan. Bakalım şimdi hepsini uygulamaya koyacağız. Büyük ihtimalle 4-5 saat içinde bütün... Umuyorum 4-5 saat içinde bütün vokal kayıtları bitmiş olacak. Barış zaten parçayı söylüyor da benim istediğim 1-2 bir şey var dramatik olarak. Onları da yapmasını isteyeceğim biraz. Ondan sonra da bitecek. Günün sonunda tekrar ben size anlatırım nasıl gittiğini. Oradan da dürüstçe size bütün yorumu yapacağım. Kendimden geçtim. Sizlerden bezdim. Bence parçanın sözleri güzel, iyi de söylüyorsun. Hem senden tam bir performans almamız lazım. Gerilme iş yani. Hı hı. Bırak, yani burası stüdyo, laboratuvar burası. Kimse hiçbir şey ispatlamak zorunda değilsin. Yani milyon tane insan kaydettik. En ünlüsünden, en ünsüzüne, en söyleyemeninden virtüözüne kadar. Bizim için hiçbir farkı yok. Anlatabiliyor muyum? Hı hı. Onun için bize göre de, bize kendini ispatlama kaydı olmasın hiçbir zaman. Çalışacağız yani. Bu iş böyle yapılıyor. Parazitleştim, buharlaştım ben, kendime yardım, sen oldum taştım, setmet kuramadım. Kimlerden girirse gelsin yavrum, koskoca bir kaya olur. Kir tutmuş soyulmuş aklım artık, yersiz bir panik olur. Merhabalar, ben Barış, Arka Dörtlü'nün vokaliyim. Bugün son kayıt günümüzdü. biraz zor bir gün geçti benim için. Tabii canlı performans verirken bazı şarkıları çıkmak, söylemek kolay oluyor ama kayıtta tamamen çıplak sesinizle kalıyorsunuz ve en ufak çatallaşma veya en ufak sıkıntı hemen ortaya çıkıyor. Bu bağlamda sağ olsun Demir Demirkan ve İrim abi çok yardımcı oldular. Çok güzel rahatlattılar, psikolojik destek de iyiydi yani. Yani sonuçta kazasız belasız bugünü atlatabildik. Tabii bizim yaptıklarımızdan çok daha fazlasını yapan Demir Demirkan ve Erim abiye hakikaten çok teşekkür ediyoruz. Bu arada Power Garage'a da çok teşekkür ediyoruz. Hakikaten bizim için çok anlamlandı bu olay Demir Demirkan'la birlikte. Kendimizi hiç yalnız hissetmedik. Yarın klip var. Burada pek bizim işimiz kalmadı. Miksaj kısmı var. En sonunda hepsi birleşince umuyoruz ki güzel bir ürün ortaya çıkacak yani. Tutmuş soyulmuş aklım artık, yersiz bir... Bugün üçüncü günün sonu, vokal kayıtlarını yaptık, gayet de güzel oldu. Aslında tahmin ettiğim sürede bitti ama bu süre galiba Barış'a biraz uzun geldi. Ama normaldir. İlk defa böyle bir hani stüdyoda kayıt yapmak falan dediğim gibi kolay bir şey değil. Çünkü camın arkasına geçtiğin zaman hakikaten bayağı bir boşlukta kalır insan. Ama gayet iyiydi ya. Bir şeyler söylesene Barış. Yani hakikaten herhalde en zorlu, en problemli olan benim kaydımdı. Yani öyle oldu. Ama üstesinden geldik ya. Yani o saatleri, o dakikaları unutmaya çalışıyorum. Silmeye çalışıyorum. Sevgili Demir Demirkan abimiz hakikaten yani o olmasaydı hakikaten belki de bu denli adapte olamayacaktık olaya. Veya bu kadar kaliteli bir şey ortaya çıkmayacaktı. Hani bizim için zaten bu olayın en güzel yanı bu oldu. Hani en heyecan verici yanı bu oldu. Çok teşekkür ederiz Power Garage'a da, Demir Demirkan'a da, Erim abiye de. Bizim için gerçekten çok güzel bir parça olmasının yanı sıra çok da güzel tecrübe oldu. Umarım ilerideki kayıtlar için bize bu bir avantaj sağlayacaktır. Büyük bir avantaj sağlayacaktır. Dediğim gibi ben de teşekkürlerimi sunuyorum size. Power ekibine. Gitar kayıtlarında Demir abinin çok katkısı oldu. Yol gösterdi bayağı. Daha güzel oldu hatta gitarlar. Şimdi şarkının ilk halinden daha farklı bir partisyonla geldik buraya. Bas olarak düşünürsek. O farklı halini Demir abi sağ olsun çok daha güzel bir hale getirdi. Hani benim
hissedemediğim bazı şeyleri o kadar kolay hissedip bana öyle güzel yol gösterdim. Ben Demir abiye bu yüzden teşekkür ediyorum. Kendi yaptığı eklemeler olsun. Gerçekten çok içime sinen kayıtlar oldu. Ya bu genelde bütün prodüksiyonlarda böyle bir şeyle karşılaşıyoruz. Yani hakikaten çok deneyimli insanlar bile olsa insan kendi kendini göremiyor. Yani istediği kadar hani kaydını dinle falan bir şekilde kendi içinden çıkıp da ikinci bir göz gibi şey yapamıyorsun. Analiz edemiyorsun kendini. Ya ben onu yaptım açıkçası. Yani bütün potansiyel, bütün güzellik, bütün his aslında sizde. Ve herkese de bunu söylüyorum. Diğer yaptığım prodüksiyonlarda da onu söylüyorum. Yani benim asıl yaptığım şey sizde gördüğümü, görebildiğim kadarıyla. Zaten kısa bir zaman çalışıyoruz. Sizi daha önceden de tanımıyordum açıkçası. Görüp de tanıyabildiğim kadarıyla sizden, sizdeki potansiyeli ne çıkarsa onun işte %100'üne doğru gitmeye çalıştım. Yani bütün amaç bu. Müziğe de onu koymaya çalıştım. Bir gerçeği kayda almak ve sonra o kaydın tekrar gerçeği yansıtmasını sağlamak hakikaten doğru şekilde yapmak kolay bir iş değil. Ya bunu sanatı burada bu işin. Yani ona bir sanat diyebilirsek eğer, çünkü sanat bir şeyi kopyalar ve tekrar onu izleyene gerçeği anlatır ya. Bu işin sanatı da bu bir şekilde. Elimden gelen her şeyi yaptım. Bence iyi de oldu yani. Sizde daha da iyi olur aslında. Bir kayıt sonra, bir prodüksiyon sonra belki bir albüm yaparsınız. O albümlerde falan bu sahnede de bu bildiklerinizi uygularsanız ya umarım bu kayıttan sonra burada 2-3 günde böyle aklınıza gelen düşen şeyleri daha da ileride geliştirip kullanırsınız. Yani benim en büyük isteğim bu açıkçası.